Gastronomi şefi Mehdi Ercan sizlerle. Sevgili izleyenlerimiz, damak tadımıza uyacak lezzetler her ne kadar önemliyse yemek damaktan önce görsel duyulara hitap eder diyenler için bugün yemek tasarımcımız Mehdi Ercan ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Mehdi Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizi kısaca? Şöyle, ismim Mehdi Ercan. Yaklaşık 10 yıldır bir fiil mutfak sektöründeyim. 4 yıllık gastronomi eğitimiyle birlikte yemeğe farklı bir bakış açısı sunmak amacıyla insanların sadece midesine hitap etmek yerine bütün duyu organlarını tatmin edecek şekilde farklı bir yemek alanına yönelmek istedim. Sektörel olarak bu sektörün içerisinde işte şeflik yaptım, işte departman şeflikleri yaptım. Ama bu benim hayallerimi tatmin etmediği için daha farklı, ben daha çok yaratıcılık özellikleri sahibi bir insan olduğum için biraz daha tasarım odaklı yönelmeye başladım. Peki yemek tasarımıyla birlikte el lezzetinizi de bulunduruyor musunuz? Kesinlikle. Tamam. El lezzetim çok beğenilir bu arada o konuda da. Peki Mehdi Bey, hangi hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdiniz? Daha önce otel ve restoran sektörlerinde faaliyet gösterdim. Bir restoranda şeflik deneyimi yaşadım. Hı hı. Ve burada tadım menüsü tasarımlarıyla birlikte bu tasarım yönümün daha ağır bastığını fark edip bu alanda ilerlemeyi tercih ettim. Peki Mehdi Bey, yemek tasarımı nedir? Yemek tasarımı, yiyeceklerin bileşenlerini ve yiyeceklerle farklı formlar oluşturmanın ötesinde yemeklerin altında bulunan tabaklarla birlikte tamamen bütünsel bir kompozisyon oluşturup insanlara farklı bir deneyim yaşatmak aslında. Yani sadece insanların karnını doyurduğu bir aktiviteden ziyade insanların bir şeyler keşfettiğini hissettiği, bir şeyler deneyimlediği bir alan oluşturmak diyebilirim yemek tasarımı. Mehdi Bey, örneğin yeni bir mekan açıyoruz. Evet. Ve hali hazırdaki konseptimizde de değişiklikler yapmak istiyoruz. Siz bu devrede hangi hizmetleri sunuyor ve neler yapıyorsunuz? Örneğin bir restoran açtınız veyahut bir davet yemeği vermek istiyorsunuz. Hı-hı. Burada alışılmışın dışında insanların her yerde yemeyeceği şeyler, insanlara farklı bir deneyim sunmak istiyorsanız burada bana danışarak ve benim verdiğim hizmet bu şekilde, ben farklı bir menü oluşturuyorum. Veyahut bir restoran içinse eğer bu, bunun mutfak planlamasından, menü planlamasından, yiyecek planlamasından, ekip planlamasından tutun. Bu tarzda bütün hizmetleri veriyorum. Veyahut bir davet yemeği verdiğiniz zaman, bu davet yemeğinin hem yapımını hem tasarımını bu şekilde üstlenip bir hizmet verdiğim söylenebilir, evet. Aslında farklı denemeler sonucunda birçok tecrübeler edinmişsiniz. Kesinlikle. Peki son olarak neler hedefliyorsunuz sektörünüzde? Ben şunu hedefliyorum. Normal sıradan bir restoran yerine insanların böyle bilet alıp sanki bir müzeye veya bir sinemaya gider gibi sadece karnını doyurmak dışında bir farklı bir deneyim yaşayabileceği, yani bir sürprizle karşılaşacağı, yemek yemenin başından sonuna kadar beş duyu organının tatmin olacağı, evet, bir restoran açmak istiyorum. Ve bu restoranla birlikte bir Arge mutfağı açıp hem Türkiye'mizin dünya standartlarında bir yerlere gelebilmesi için bütün güncel teknikleri kullanarak ilerlemeyi hedefliyorum. Biz de inşallah bu hedeflerinizin doğrultusunda yolunuzun daim olmasını diliyoruz. Son olarak bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Hayallerinin peşinden gitsinler. Kesinlikle eğer bu işi yapıyorlarsa, hangi alanda ilerlemek istiyorlarsa, tutkuları neyse onları asla bırakmasınlar. Kesinlikle çok zorlu bir yol ama bu yolun sonunda çok güzel şeylerle karşılaşacaklarından hiç şüpheleri olmasın. Ben programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Rica ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, yemek tasarımcımız Mehdi Ercan ile birlikte iştah kapartan sohbetimizin ardından programımıza Esra Balamir ile devam ediyoruz.